Merhaba arkadaşlar. Bir soru biyorum serimize devam ediyoruz. Protein sentezi ile ilgili klasik ama öğretici bir soru var. Bir bakalım arkadaşlar ne diyor bize? Bir polipeptit sentezinin 4 amino asit ile ilgili üçlü nükleotitler şunlarmış. Şifrede verilmiş arkadaşlar. Bakın kodon verilmiş, antikodonlar verilmiş. Bazılarında neyi verilmiş? DNA'daki üçlüleri filan verilmiş. Bize diyor ki DNA'daki diyor kalıp zincir diyor nükleot dizilimi nasıl olmalıdır? Bakalım arkadaşlar şöyle kalıp zincirimizi şöyle çizelim. Kalıp zincir bu olsun yani. Bu da karşısındaki zincir olsun. Tamamlayıcı zincir yani. Bu kalıp zincir. Bu da kalıp olmayan. Tamamlayıcı da diyebilirsiniz buna. Zincir. Şimdi bunun karşısında ne olacak arkadaşlar? Bir mRNA sentezleniyor. Değil mi? Bu da mRNA'mız olsun. Kodonları buraya yazalım. Ondan sonra bu gidip okunduğu zaman da ne oluyor? Buna karşılık tRNA'lar geliyor. Bunlar da olan antikodonlar olsun. 4 tane değil mi? Şöyle bunları çizdim. Şimdi bize böyle bir yerine yazalım. Diyor ki dördüncü yani dördüncü bu olsun. 1, 2, 3, 4. Dördüncü aminoasitin diyor mRNA'daki kodonu yani şurasını vermişim size diyor. Ne olacak bu? Guanin, urasil, adenin olacak. Tamam. Sonra diyor ki üçüncü aminoasitin diyor tRNA'sını vermişim. Yani antikodonunu vermişim diyor. Onu da yazalım. O da guanin, urasil, adenin olacakmış. Sonra ne diyor bize? İkinci aminoasitin tRNA'sını gene vermişim. Gene o da antikodonu vermişim diyor. Onu da yazalım. ACG olacakmış. Tamam. Sonra ne diyor bize? Birinci aminoasitin diyor DNA'daki tamamlayıcı zincir. Yani şu zinciri vermiş. Bu da ne olacakmış? ACG olacakmış. ACG. Bize ne istiyor şimdi? Bize diyor ki kalıp zincir. Yani şu zincir bulun diyor. Şimdi bunu hemen şuna yazalım. Bakın DNA'nın bir zincir ya bu. Diğerini yazalım bunun. Timin değil mi? Sitozine, guanin, guanine, sitozin olacak. TGC olacakmış. Birinci şifremiz. Şunu nasıl bulacağız? Bakın önce mRNA'sını bulalım. Adenine, urasil, sitozine, guanin, guanine, sitozin. Şimdi DNA'sını bulalım. Urasile, adenin, guanine, sitozin, sitozine, guanin olur. Diğerine bakalım. Guanine, sitozin, urasile, adenin, adenine, urasil olur. Sitozine, guanin, adenine, timin, urasile de adenin olur. Burada pratikte yapabilirsiniz bakın. Yani şu tRNA'ların karşısında biz DNA'lar yazıyoruz. Yani antikodonla kodu yazarken urasile yerine timin yazsanız da olur yani. Diğer türlü aynısı olur zaten. Bunda zaten arkadaş mRNA'sını vermiş. Guanine, sitozin, urasile, adenin, adenine, timin olacak. Cevabımız ne oldu? Cevabımız Ceyhan oldu. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.